Tüp bebek tedavilerinde 5. gün embriyosu hamile kalmayı sağlar mı? 5. gün embriyosu, yani blastosist transferlerine en yüksek gebelik oranını sağlayabiliriz. Fakat %100 gebelik olacak anlamına gelmez. Ama 5. günde şöyle bir halk arasında bir kavram kargaşası var. Bir hastayı 3. gün embriyosu yerine 5. gün embriyosu var. Varsayalım hastanın tek bir embriyosu gelişti. 3. gün yerine 5. günü bekletmek bize hiçbir fayda sağlamayacaktır. Bu hastanın gebe kalma şansını artırmayacaktır. Sadece transfer yapılmamış bir siktüs ortaya çıkartacaktır. Diyelim ki 4. günde eğer embriyo arrest olduysa transfer yapamayabilirsiniz. Yani bize tek sağladığı bu olabilir. Onun için bazı klinikler sadece 5. gün transferi yapar. Bazı kliniklerde büyük ihtimalle 5. gün ekmeye çalışır. Çünkü daha fazla yumurtanın, daha fazla yumurta gelişen embriyo arasında en kalitesini seçmektir amaç. Ama kısıtlı sayıda embriyo varsa o zaman 3. gün transferi de yapılabilir. Benim kendi laboratuvarımda %70 civarında 5. gün transferi yapmaya çalışıyoruz. Gebelik oranları daha yüksek olsun diye. Ama şunu da bilmek lazım. Her 5. gün embriyosu, çünkü bunun da kaliteleri farklı farklıdır. Ve her gelişen 5. günde gelişen embriyo mutlaka gebe kalacak anlamına gelmez. Çünkü embriyonun DNA'sı bozuk olabilir. Embriyoyu biz hekim yanlış, yani transfer yapamamış olabiliriz sırayın içinde. Travmatik transfer yapmış olabiliriz. Ya da verdikten sonra 1-2 gün sonra embriyo ölmüş olabilir sırayın doğrultusunda. Ya da işte başka bir endometriyumun embriyo tanıma defekti vardır. Ya da rayın içinde başka problemler de olabilir. Yani mutlaka her 5. güne gelişmiş embriyo gebe kalacak anlamına gelmez. Ama 3. gün embriyosuna göre gebelik oranı daha yüksektir. Çünkü daha fazla embriyo arasından seçildiği içindir. Çok teşekkür ediyorum.